Arkası yarın. Alın yazısı. 13. bölüm. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Halil Gültekin. Montaj Mahmut Acar. Safiye dünyaya geldiği sırada annesini kaybeder. Bu sırada babası Behzat aklını oynatarak akıl hastanesine düşer ve 19 sene sonra iyileşerek mafya elemanı olarak çalışmaya başlar. Diğer yandan İstanbul'da zengin iş adamının tek oğlu Turgay serseri bir hayat yaşar. Ona kızan babası para vermeyince mafya babası Turgay Karataş'tan yüksek faizle borç alır. Ailesi Turgay'ı düzelir ümidiyle Safiye ile evlendirir. Ancak Turgay'ın hayatında hiçbir değişiklik olmaz. Mafya babası Kadri Karataş borcunu ödemeyen Turgay'ın peşine adamlarını salar. Bir gece yarısı Turgay'ın yolunu kesen Behzat onu öldüresiye döver. Cahit Bey oğlunun sefil hayatına geri döndüğünü anlar ve bundan büyük bir üzüntü duyar. Ne var, ne oldu abla? Enişten ne diyor Turgay için? Haberleri iyi değil Muammer. Turgay yine içkiye, kumara başlamış. Geldim işte. Kusura bakmayın, bugün sürücü kursunda imtihan vardı. Terlemişim biraz. Anne, ne oldu, yüzünüz birden sararmış? Cahit'le konuştum biraz önce. Turgay'ın yine serseriliğe başladığını söyledi. Dur be abla, hemen telaşlanma. Üzülme. Neler olup bittiğini anlayalım bir kere. Safiye kızım, neler oluyor? Ben de bilmiyorum hocam. Ama Turgay beni istemiyor, beni sevmiyor. Bana hiç değer vermiyor. Benimle hep alay ediyor. Bir şey sorsam, yapma böyle desem hemen hakaret ediyor, aşağılıyor beni. Bak terbiyesize. Sakın şikayetçi olduğumu sanmayın anne. Allah sizden de Cahit babamdan da razı olsun. Çok iyi insanlarsınız. Bana gelin gibi değil, evladınız gibi kucak açtınız. Ama Turgay, bazen her şeyi geride bırakıp kaçmak istiyorum. Ama gidecek hiçbir yerim yok. Sakın ha. Nereye gideceksin yavrum? Ben ve Cahit baban ölmedikçe kimse sana bir şey yapamaz. Biz seni çok seviyoruz. Bir daha böyle giderim sözünü duymayayım Safiye. Ben seni böyle mi eğittim? Hayata böyle mi öğrettim? Kaçmak zavallıların, güçsüzlerin yapacağı bir şeydir. Önemli olan mücadeledir. Ne bileyim hocam. Yüzümü bile görmeye tahammül edemediğini söylüyor. Ama ben yine de elimden geldiğince ona yardım etmek istiyorum. Kültürlü biri değilim, cahil bir kızım. Keşke bir şey yapabilsem. O beni istemese de ben onun eşiyim. Eğer onun tekrar içkiye, kumara başlamasına ben sebep olduysam, Allah aşkına söyleyin, hemen çekip giderim buradan. Saçmalama yavrum. Hiçbir şeyin sorumlusu değilsin sen. Turgay senden önce de böyleydi. Seninle evlendiği zaman serseriliği bırakır, adam olur, ev erkeği olur diye düşünmüştük ama olmadı. Üzülme Safiye. Anladığım kadarıyla Turgay ben dahil hepimizi aldatmış. O evlenerek, babasının gözüne girerek para sızdırıp eski hayatını sürdürmek istemiş. Ve bunu da başarmış. Neden? Neden böyle yapıyor bu çocuk? Allah'ım, kime çekmiş? Ben olayım, Cahit olsun, Muammer olsun. Bizler çok mütevazi insanlarız. Hiçbir zaman zenginliğimize güvenerek örflerimizi, adetlerimizi unutmadık. Cahit'in bir gün olsun eve geç geldiğini bile görmedim ben. Üzülmeyin anne. Siz de biz de sabrederek gelişmeleri bekleyeceğiz. Ah, umarım sabrımızın mükafatını görürüz yavrum. Ben odama gidiyorum. Biraz uzanayım. Belki başımın ağrısı geçer. Tamam abla, sen git. Biz Safiye ile biraz laflarız. Hocam. Evet Safiye. Hocam, Turgay'ın başı dertte. Annemin yanında söyleyip de onu korkutmak, üzmek istemedim. Nasıl bir dert Safiye? Eli kanlı adamlar peşinde Turgay'ın. Dün eve bile geldiler. Turgay'ı sordular. Onu dövenler de onlar. Peki Turgay'ın bu eli kanlı adamlarla ne alıp veremediği var kızım? Biliyor musun sen? Bilmiyorum hocam. Ama dün gelip de Turgay'ı soran adam onunla bir hesabımız var dedi. Hay Allah. Ya bu çocuk nelere bulaştı böyle? Keşke bilsem de ona yardım edebilsem hocam. Ama Turgay hiçbir şey söylemiyor.
Benim kimseyle bir alıp veremeyeceğim yok diyor. Allah Allah. Peki bu bana söylediklerini kayınpederine de söyledin mi? Ya söyler miyim? Adamcağız zaten Turgay'ın yüzünden mahvolmuş durumda. Bir de ben üzmek istemiyorum. İyi yapmışsın. Yüreğine inebilirdi. Neyse, üzülme, ben Turgay'la konuşup meseleyi çözmeye çalışırım. Bu arada senden de nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum kızım. Neden hocam? Turgay'la evlenmene ben sebep oldum. Böyle olmasını istemezdim aslında. Turgay'ın seninle evlenmek istemesini sana olan sevgisinden sanmıştık. Ama o serseri hepimizi kandırmış. Üzülmeyin hocam. Köy yerinde daha başka ne hayatım olacaktı ki benim? Her şey alın yazısı. Binali babam, Kamile anam, hepsi nasıllar, ne yapıyorlar hocam? İyiler kızım. Çok selamları var sana, bildiğin gibi. Ergün'e gelince onda değişen bir şey yok. Hep eski Ergün. İyice hırçınlaştı. Tutturdu memleketten gideceğim diye. Hayırlısıyla onun da bir kısmeti çıkar da evlenir. Anam da rahat eder. Doğru söylüyorsun kızım. Burada ne kadar kalacaksınız? Uzunca bir süre. Doktor uzun bir rapor verdi. Herhalde yeni okul sezonuna kadar kalacağım burada. Buna çok sevindim hocam. Sizin varlığınız bana dayanma ve sabır gücü verecek. İnsanlar fanidir. Bu dünya yalancıdır kızım. Ne demişler? Sırtını dayama insana, öldü mü yıkılırsın diye. Bu yüzden Allah'a inan ve ona dua et Safiye. Ona dayanan ve güvenen asla hayal kırıklığına uğramaz. Bak, bu sesleri duyuyor musun Muammer? Bunlar dokuma makinelerinin sesi. Bunlar benim hayatım. Her şeyimi bu makinelere ve şu gördüğün 300 işçiye borçluyum. Elimle tırnağımla gazıya gazıya geldim bugünlere. Ama şimdi öyle hayırsız bir evladım var ki artık hiçbir şeyin dalı kalmadı. Ne yaşamanın, ne fabrikanın, ne de şu makine seslerin. Bu kadar umutsuz olmayın işte. Gençlikte her şey olur. Biz de gençken az fındık kırmamıştık. Tıpkı Turgay gibiydik. Beni teselliye çalışma Muammer. Bunun gençliği mi kaldı? Evlendi, sorumluluk aldı güya. Yaptığı her şey sahteymiş. Bizi kandırmak içinmiş. Evlenince altına araba aldım adam oldu diye. Muhasebeye emir verdim istediği kadar para çekebilir diye. Ama gel gör ki kısa zamanda yine eski hayatına döndü. Her gece şurada burada kumarhanede. Sen de eskiler olduğu gibi parayı kesseydin ben işte. Kestim Muammer, kesmez olur muyum? Ama buna rağmen parayı nereden buluyorsa yine kumar oynuyor. Sabaha karşı eve geliyor. Aklım almıyor bu iş. Aklım almıyor. Belki de o kumarda kazanıyordur. Bilmiyorum belki de. Sana danışmak istediğim bir şey var. Ha, buyur nedir enişte? Bak bütün mal varlığımı, fabrikamı, evlerimi, servetimi, her şeyimi Safiye'ye bırakmak istiyorum Muammer. Ne? Ne dedin? Safiye'ye mi? Ama Turgay... Turgay mı? Alay mı ediyorsun sen benimle Muammer? Bak ben ölürsem Turgay bu servetin içine darı eker 2 günde. Sonra da hem kendi sürünür hem anası hem de karısı. Yok yok yok. Turgay'ı yönetecek birisi lazım Muammer, birisi lazım. Ama enişte Safiye bu işi nasıl becerir? O saf, temiz, iyi niyetli, dala verebilmeyen bir kız. Daha çok küçük. Üstelik her konuda deneyimsiz. Bu sorumluluğu nasıl verirsin ona? Dur be Muammer. Sen de hemen beni öldürdün. Mallar, paralar kaldı ortada. Dur bakalım. Ben daha yaşıyorum. Elim ayağım da tutuyor çok şükür. Hem ben Safiye'ye güveniyorum. O kız tutarlı, akıllı bir kız. Yanıma alacağım, yetiştireceğim onu. Ne dersin? Vallahi ne diyeyim enişte. Sen kafaya koymuşsun bir kere. İnşallah mahcup olmazsın. Efendim? Gelinim mi arıyor? Tamam bağlayın. Safiye arıyormuş Muammer. Allah Allah. Bir aksilik mi oldu yoksa? Şimdi anlarız. Alo. Buyur kızım. Teşekkür ederim. Sen nasılsın bakalım? Sahi mi? Aferin benim güzel gelinim. Hey, başaracağından emindim. Bu haberi vererek sevindirdin beni. Olur olur. Tamam selamını söylerim. Hadi bakalım akşama görüşürüz. Ne oldu enişte? Ne mi oldu?
Direksiyon imtihanını kazanmış. Görüyor musun Muammer? Senin saf, temiz, beceremez dediğin köylü kızı öyle gayretli ve azimli ki hey, daha İstanbul'a alışmadan araba kullanmasını öğrendi. Aferin Safiye'ye, vallahi aferin. Biliyor musun? Öyle bir sabır, öyle bir azim var ki. Bak göreceksin. Fabrikamdaki işleri de kısa zamanda öğrenecek Muammer. Kaç kart Turgay Bey? 2. Siz beyler kart isteyen var mı? 1 kart. Evet. Alın bakalım kağıtları. Yok, sağ olun. Konuşun Turgay Bey. 100 milyon da. Pekala. Siz beyler? Yokuz. Yokuz. Siz var mısınız? Yok. Hayır. Peki Turgay Bey siz? Evet. 100 milyon dediniz değil mi? Evet. Pekala. 100 milyonu görüyorum. 250 milyon daha koyuyorum. Peki. Görüyorum. İşte 250 milyon. Buyurun bakalım. Güzel. Çok güzel. Evet, neyiniz var? Kareas. Bu sefer ben kazandım. Acele etmeyin. Bende Flash Royale var. Ben kazandım. Allah kahretsin. Yerin dibine batsın. Böyle rezalet görmedim. Kaç gündür hep kaybediyorum. Oyuna devam ediyor musunuz? Hayır. 5 kuruşum kalmadı. Bugünlük bu kadar yeter. Madem öyle kaybettiğiniz parayı öder misiniz lütfen? Hepsi 2,5 milyar. Kaçmıyoruz ya kardeşim, öderiz. Kusura bakmayın. Kumar borcu bu. Lütfen şu senedi imzalar mısınız? Tamam, peki. Peki, verin imzalayayım. Buyurun. Bir dakika. Burada 2,5 değil 15 milyar yazıyor. Doğru. Ama bir haftadır devamlı kaybediyorsunuz. Toplam borcunuz bu. Kahretsin. Tamam. Alın, tamam, imzaladım işte. Bu 15 milyarı ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? Bilmiyorum kardeşim. Sık boğaz etmeyin. Sonunda öderim. Biliyorsunuz babam... Babanızın kim olduğunu biliyoruz Turgay Bey. Zengin bir iş adamı. Zaten bu yüzden borcunuza karşılık senet imzalatıyoruz size. Senetlerin üzerinde ödeme tarihi yok. Tutup da yarın öbür gün ödeyin diye kapımı çalmayın, hayır, tamam mı? Hayır canım, hayır. Hemen istemeyiz. Makul bir süre bekleriz. Güle güle. Görüşmek üzere Turgay Bey. İyi geceler. Hey Turgay. Bu da kim? Tufan. Tufan, ne haber dostum? İyilik, senden ne haber? Ne olsun ya. Kaybettim yine. Boş ver, dert etme. Baban da para çuvalla nasıl olsa. Aran düzeldi. Yarın muhasebeden alır ödersin. Ödeyebileceğimi hiç sanmıyorum Tufan. Epeydir babamla aram yine açık. Anlayacağın, para muslukları yine kapandı dostum. Yapma be, üzüldüm. Peki neyine güvenip kumar oynuyorsun sen? Sorma ya, o da ayrı bir konu. Bu kahrolası kumar yüzünden başımı iyice batağa soktum be Tufan. Ne oldu, yoksa fabrikanın kasasını mı soydun oğlum? Daha da beter. Fabrikanın sipariş bölümünde çalışıyorum ya. Mal isteyen firmalara istedikleri malları indirimde vereceğim diye peşin para topladım. Peki bundan babanın haberi var mı? Nereden olacak ya? Öğrenirse vallahi kıyameti kopartır. Vurur beni. Peki bu yolla ne kadar para topladın müşterilerden? Ne bileyim. Ama 50-60 milyar civarında vardır herhalde. Deme be. Paraları ne yaptın peki? Ne yapacağım? Öyle içki, kumar. Yedim işte. Yetmiyormuş gibi bu kumarhane sahibine de 15 milyarlık senet imzaladım. Ya Kadri Karataş'ı? Onun parasını ödedin mi? Nasıl ödeyeceğim ya? Onlar da gecikme faizi diye 25 milyara çıkarttılar borcu. Ya oğlum sen ne yaptın? İyice değil, tam batmışsın batağa. Bari Kadri Karataş'a olan borcunu ödeseydin. Ötekileri bilmem de Kadri Karataş seni öldürtür be. Hay Allah, ne yapmayı düşünüyorsun peki? Bilmiyorum Tufan, bilmiyorum. İnan ne yapacağımı şaşırdım. İndirimli mal vereceğim diye peşin para aldığım müşteriler yakında fabrikaya dolarlar. Öte taraftan 15 milyarlık borç senedi imzaladığım kumarhaneciler, diğer taraftan da Kadri Karataş'ın adamları. Of. Bıktım artık Tufan. Çok zor durumdayım. Hayatımdan bıktım. En iyisi diyorum böyle herkesi, her şeyi geride bırakıp kaçıp gitmek. Nereye? Yurt dışına tabii ki. Beni kimsenin bulamayacağı bir yerlere. Anlaşılan iyice dağıtmışsın sen. Fabrikaya gidiyor musun? Ne fabrikası ya, deli misin sen? Eve bile gidemiyorum.
Bizimkiler beni bir yakalarlarsa artık nasihat üstüne nasihat, nasihat üstüne nasihat. Behzat. Buyur patron. Cahit Gencer'in oğlunun işi ne oldu? Turgay Gencer mi? Evet, hala paramızı alamadık çocuktan. Bu iş bayağı uzadı. Uzasın be patron. Uzadıkça da faiz üstüne biniyor. Bak 2,5 milyar borç vermiştim. 5-6 ay içinde 25 milyara yükseldi. Orası öyle de faiz bindikçe ödemesi de güçleşir bu işin Behzat. Bence daha fazla uzatmadan bitirin bu işi. Parayı vermiyorsa gebertin ergeleyi. Cesedini de atın denize gitsin. Tamam patron. Nuri, Hasan, hazırlanın, operasyona gidiyoruz. Başardım. Sonunda başardım ve direksiyon imtihanımı kazandım. Artık benim de ehliyetim olacak Gülsüm. Tebrik ederim küçük hanım. Artık kayınpederiniz size bir araba alır. İyi de bakalım o arabayı kullanabilecek miyim? İstanbul'un trafiği öylesine kalabalık ki. Korkmayın korkmayın, kullanırsınız. Sizde büyük bir azim var. Durun bunu kutlayalım, size bir kahve yapayım. Teşekkür ederim Gülsüm. Cahit babamla Mualla annem çok sevinecek bu habere. Sen kahveyi yap Gülsüm, ben kapıyı açarım. Buyurun. Siz misiniz? Evet, benim gelin hanım. Ne var, ne istiyorsunuz? Ne o? Sizin evde misafir böyle mi karşılanır gelin hanım? Bir hoş geldiniz demek yok mu? Siz misafir değilsiniz. Ne istiyorsunuz? Kocanı istiyorum. Turgay Gencer'i. Nerede kendisi? Yok. Kaç gündür eve gelmiyor. Biz de bilmiyoruz nerede olduğunu. Bir notunuz varsa ben... Boşuna çeneni yorma gelin hanım. İçeri girip bekleyeceğim. Durun, giremezsiniz. Alamam sizi içeri. Girdim bile. Kapat kapıyı. Bu yaptığınız doğru değil. Buna zorbalık denir. Doğru söylediniz. Zorbalık benim işim. Salon şurası galiba. Siz zahmet etmeyin. Ben salonda oturur beklerim kocanızın gelmesini. Aman Allah'ım. Ben şimdi ne yapacağım? Evde benden ve Gülsüm'den başka kimse yok. Adam ya bize bir kötülük yaparsa? Gülsüm. Gülsüm. Hayrola küçük hanım, ne oldu? İçeride, içeride bir adam var. Kim peki? Bilmiyorum ama belalı birine benziyor. Sakın beni yalnız bırakma. Eve zorla girdi, Turgay'ı arıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Amanın, sakın küçük beyi dövenler olmasın. Galiba onlardan biri. Ha, aklıma geldi. Hemen Cahit babayı arayayım. Arayın ya, burada da telefon var. Hemen arayayım. Ay, bu adam bize bir kötülük ederse, saldırırsa... Dur Gülsüm, dur. Alo... Cahit Bey'i bağlar mısınız? Nasıl? Yok mu? Peki nereye gittiğini biliyor musunuz? Peki, teşekkür ederim. Aksiliğe bak, kayınpederim çıkmış. Bir şeyler yapalım küçük hanım, korkmaya başladım ben. Buyur bakalım kayınço, önden sen geç. Sağ ol enişte. Ah, geldiler işte. Baba, hocam. Safiye, hayrola, ne oldu kızım? Yüzüm bembeyaz kızım, ellerim de titriyor, bir şey mi oldu? O adam hocam, o size bahsettiğim adam. Hani Turgay'ın tehdit eden, burada içeride. Ne? İçeride zorla girdi, engel olamadım, Turgay'ı arıyor. Kim bu adam yahu? Neler oluyor ha? Yok bir şeyin işte, sanıyorum Turgay'la ilgili bir mesele. Gel gidip konuşalım şununla. Alın Yazısı adlı oyunumuzun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.